Kitabat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde Microsoft'un standındayız. Microsoft'un standında HP'nin Elite X3 akıllı telefonuna bakıyoruz. Öncelikle bu telefonun işletim sistemine bakalım. İçerisinde Windows 10 Mobile işletim sistemi mevcut. Biraz daha detaya indiğimiz zaman işletim sisteminin tam sürümünü görebiliyoruz. Versiyon 15.11 olarak geçiyor. Peki bu işletim sistemin altında hangi donanım var, bunu da belirtelim. Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 820 var. Güçlü bir işlemci mevcut cihazın içerisinde. Bunun yanında sistemin 4 GB belleği var ve 64 GB gibi devasa bir depolama alanı var. Elite X için şu anda piyasadaki en güçlü Windows 10 mobile cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elite X3'ün ekranından da bahsedelim. 6 inçlik bir ekranı var cihazın. Bu ekranın çözünürlüğü 2560x1440p. Ekran çerçeve oranı da gayet iyi. %72.5 ekran çerçeve oranı var. Yani ekranın gayet geniş kullanıldığını söyleyebiliriz. Cihazın boyutlarından da bahsedelim. 161.8 mm uzunluğunda, 83.5 mm genişliğinde ve sadece 7.8 mm kalınlığında. Cihazın ağırlığı da 195 gram. Ön kısma daha yakından baktığımız zaman burada 8 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Kameranın hemen sağ tarafında ise 2.4 megapiksellik bir retina tarayıcı var. Cihazı gözünüze tuttuğunuz zaman retinanızı tarıyor ve bu sayede telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da yeni güvenlik önlemlerinden bir tanesi Windows 10 Mobile ile birlikte sunulan. Alt kısma geçtiğimizde cihazın ön yüzüne bakan hoparlör olduğunu görüyoruz ve hoparlörler Bang & Olufsen ortaklığıyla geliştirilmiş. Bu da ses kalitesinin gayet iyi olacağını bize anlatır nitelikte. Şunu da ekleyelim, cihazın ön kısmındaki cam Gorilla Glass 4 bu bağlamda HP Elite X3 sağlamlığa da önem veren bir telefon. Elite X3'ün tasarımı da gerçekten çok hoş, fazlasıyla beğenimizi kazandığını söyleyebiliriz. Bunun yanında cihazın alt kısmında USB Type-C portu olmasını da yine gayet hoş karşıladık. Elite X3'ün sağ tarafında açma kapama tuşunu görüyoruz. Onun hemen altında ise ses açma ve ses kısma tuşlarını görmekteyiz. Cihazın sol tarafında herhangi bir tuş mevcut değil, fakat burada çift SIM kart yuvasını görebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. HP Elite X3 aynı zamanda çift SIM kart desteğine de sahip. Tabii ki micro SD kart da takabiliyorsunuz ki bu da gerçekten çok hoşumuza gitti. Micro SD kartla hafıza kapasitesini artırabilmek. HP'nin belirttiği üzere kapasiteyi 2 TB'a kadar yükseltebiliyoruz micro SD kart ile. Elite X3'ün üst kısmında da 3.5 mm ses portunu görmek mümkün. X3'ün arkasına baktığımızda burada 16 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Kameranın tabii ki otomatik odaklama özelliği var. Bunun yanında coğrafi etiketleme gibi özellikler de zaten birçok kamerada mevcut. Altta flaşını görüyoruz kameranın ve gövdeyi görmekteyiz. Şunu belirtmek istiyorum, şu an incelemekte olduğumuz ürün ilk örneklerden bir tanesi. Nihai üründe aynı zamanda bir de parmak izi okuyucu olacak. Cihazın altına baktığımızda güzel tasarımın burada etkisini görmekteyiz. Aynı zamanda burada docking station, yani iskele bağlantısını da görüyoruz. Telefonu farklı cihazlara kolayca bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aksesuarları var. Aksesuarlarına da kolayca bağlayabiliyorsunuz. Bunun için USB 3.1'i takmanıza, Type-C ile uğraşmanıza da gerek yok. Telefonu doğrudan uyumlu cihaza oturttuğunuz zaman cihazla iletişim kurmaya başlıyor Elite X3. Tabii ki tek seçeneğiniz kablolu bağlantı değil, aynı zamanda kablosuz bağlantı seçeneğiniz de var. Elite X3 802.11ac teknolojisini destekliyor. Bunun yanında Bluetooth 4.1 teknolojisini de desteklediğini ekleyelim. Bütün bu teknik özelliklerin ötesinde HP Elite X3 aynı zamanda dayanıklı bir cihaz. IP67 sertifikası var. Bu sertifika sayesinde cihaz hem toza hem de suya karşı dayanıklı. Fakat burada bitmiyor. Cihaz aynı zamanda askeri sınıf sertifikada almış. MIL-STD 810G sertifikası var. Bu sertifika şu anlama geliyor: cihaz tuza, sise, neme, taşınırken karşılaşacağı şoka ve aynı zamanda sıcaklık şokuna karşı da dayanıklı. HP'nin Elite X3 için kullandığı slogan: bütün cihazlar tek bir cihazda. Burada da bunun örneğini görüyoruz. Elite X3 şu anda Destak adı verilen bir aparata bağlı, bir istasyona, iskeleye bağlı. Bu iskele sayesinde cihazı bir nevi bilgisayara dönüştürüyoruz. Peki Destak'ın üzerinde hangi bağlantılar var? Bundan da bahsedelim. Şu anda görmüş olduğunuz boşta bir adet USB Type-C portu var. Onun hemen solunda 2 adet USB portu görüyoruz. Onun da solunda bir adet DisplayPort görmekteyiz. Ve en solda şu anda görüntüye girmesi de bir adet Ethernet portu mevcut. Continuum'u zaten daha önce Microsoft lansmanında görmüştük. Fakat HP bunun üzerine ekstra geliştirmeler yapmış. HP kendi Workspace yazılımını hazırlamış. Bu yazılım sayesinde x86 uygulamaları da HP Elite X3 sayesinde çalıştırabiliyorsunuz. Workspace gerçekten de buradaki en büyük yeniliklerden bir tanesi. Tamamen HP mühendisleri tarafından hazırlanmış bir yazılım. Dediğimiz gibi PC'de çalışan x86 yazılımları
yazılımları çalıştırıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu bir nevi sanal makine gibi yapıyor. Yani sanal makine içerisinden yapıyor. Fakat bu sanal makine cloud'da çalışıyor. Yani verileri bulut üzerinden çekiyor. Buna rağmen çok fazla bir veri trafiği yaratmadığını belirtiyor HP. Yani uzun süre kullanımda kotanızı öldürmeyecek derecede gayet güzel bir band genişliği kullanımı sağlıyor. Örneğin burada çalışan yazılımları görebiliyoruz. Excel'i görebiliyoruz. Dosya yöneticisini görebiliyoruz. Hesap makinesini görebiliyoruz. Bütün bu yazılımları ya da sizin kendi yazılımınız varsa x86 mimarisiyle yazılmış, bunları HP'nin Workspace'ine aktarabiliyorsunuz. Hatta HP'nin belirttiğine göre HP Workspace üzerinden oyunları dahi oynayabileceksiniz. Elite X3'ü desktop'a bağlayıp kolayca monitöre bağlantı aktarabiliyoruz. Fakat seyahat halinde ne yapacağız? Bu önemli sorulardan bir tanesi. Bunun için de HP Mobile Extender adında bir ürün geliştirmiş. Bu ürünü şu anda görmektesiniz. Bu ürün sayesinde yine mobil cihazımızı çok basit bir biçimde dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyoruz ve seyahat halindeyken kullanabiliyoruz. Üstelik bu cihaz aynı zamanda USB 3.1 portundan bağlandığı zaman Elite X3'ü şarj da edebiliyor ve Elite X3 ile bu cihaz arasındaki bağlantı kablosuz olarak da sağlanabiliyor. Son olarak Elite X3'ün burada ilk örneklerinden bir tanesine baktığımızı belirtmiştik. Ürünün Haziran 2016 gibi piyasada olması bekleniyor. Daha erken de olabilir. Fakat nihai sürümde bazı değişiklikler, iyileştirmeler olabilir. Ben Recep Baltaş. Sizler birlikte Microsoft standında HP'nin Elite X3 cihazına baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.